Arkadaşlar merhabalar. Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde dünya nüfusunun dağılışını inceleyeceğiz. Fakat mevzuya geçmeden önce hemen size şöyle programımızı gösterelim. 10. sınıflar Mart programı özellikle programlamayı yapmakta zorlanan arkadaşlar için bu programlar oldukça faydalı değerli arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Bugün 9 Mart sevgili arkadaşlar dünya nüfusunun dağılışını inceleyeceğiz. Diğer derslerinizin programları da burada görebilirsiniz sevgili gençler. Şimdi bir de biliyorsunuz her dersten önce şöyle Dinamo Soru Bankamız var. Bu Dinamo Soru Bankası bizim için çok önemli. Neden? Çünkü konuyu işliyoruz ama konuyla ilgili önemli noktalar neler? Bunlar da işte bu soru bankasının içerisinde var. Bunları size Özenli bir şekilde arkadaşlar soracağız. Bunların içerisinde soruları çözdükçe anlayacaksınız. Şimdi açıyorsunuz hemen konuyla ilgili kısmı nedir sevgili gençler? Nüfusun dağılışı. Nüfusun dağılışı ile ilgili konuyu buluyoruz buradan. Sorularımızı çözüyoruz. E, sayfa 100 101. E, 5 değerli arkadaşlar ve burada e, yapamadığınız soruları da hemen şu görüyorsunuz burada tats kısmı var e, buraya işaretleyerek ne yapıyoruz arkadaşlar e, bizim arkadaşlarımız size yapamadığınız sorularla ilgili hemen geri dönüşleri yapacaklar değerli gençler şimdi eğer hazırsanız ne yapıyoruz dünya nüfusunun dağılışına başlayalım değerli arkadaşlar. Neler işleyeceğiz arkadaşlar bu konuda? Dünyada nüfusun dağılışını neler etkiliyor? Yoğun nüfuslu yerler nereler? Seyrek nüfuslu yerler nereler? Aritmetik nüfus yoğunluğu nedir? Bunlara bakacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Dünya nüfusunun dağılışında biliyorsunuz dünyanın her tarafında aynı şekilde nüfusun olmasını beklemiyoruz. Eee yani belli bölgelerde nüfus fazla, belli bölgelerde nüfus azdır ki bunların önemli bir kısmını zaten tahmin edebiliyorsunuzdur. Şimdi peki nüfus nedir? Nüfus sevgili gençler, sınırları tanımlı bir bölge. Bakın ifadeye dikkat. Çünkü alan belli olacak. Sınırları tanımlı olan bir bölge. Bu bölge üzerinde de belli bir zaman diliminde yaşayan insan sayısıdır nüfus. Çünkü Nüfus biliyorsunuz sabit değil. Artıyor veya azalabiliyor. O yüzden belli bir zaman dilimini baz alacaksınız arkadaşlar. Nüfus, nüfusun dünya genelindeki dağılışının her yerde eşit olmadığını söyledik size. Dünya nüfusunda genel olarak 3 ana sıçrama dönemi yaşanmıştır geçmişten günümüze kadar. Şimdi nedir bunlar? Bunlar insanların işte aşağı yukarı tahmini olarak bir milyon yıl önce <laughs> alet yapmaya başlamasıyla arkadaşlar. Alet yapmaya başlayınca nüfusta bir sıçrama meydana geliyor. Sıçrama ne demek nüfus sıçraması? Nüfusun böyle olağan <laughs> artışının dışında ayrı bir artış demek arkadaşlar. Şimdi alet yapımıyla nüfus artışı arasında nasıl bir ilişki var? Şimdi insanoğlu alet yapmaya başladıkça ne oluyor? Daha kolay avlanabiliyor veyahut da vahşi hayvanlara karşı kendini daha e, bir koruma altına alabiliyor arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla burada ne olmuştur? İnsan <laughs> nüfusunda bir sıçrama meydana gelmiş. Bir artış meydana gelmiş. Neden? Çünkü ölümler nispeten azalıyor ve daha kolay avlandığı için gıda temininde daha az zorlanıyor arkadaşlar. Fakat Esas artışlar sevgili arkadaşlar son iki dönemde bu nedir? İşte günümüzden 10.000 bin yıl önce aşağı yukarı işte Neolitik Tarım Devrimi dediğimiz dönemde e, nüfus ciddi bir sıçramaya e, geçiyor. Neden böyle bir şey oluyor? Tarımla nüfus sıçraması arasında nasıl bir ilişki var? Arkadaşlar daha önceki işte bu Paleolitik dediğimiz avcı toplayıcı dönem. Paleolitik tamam mı? Bu... Avcı, toplayıcı. Yani insanlar burada ne yapıyor arkadaşlar? Avcı ve toplayıcı. Üretim var mı? Hayır, üretim yok. Avlıyor, topluyor. Ee, ve bu dönemden hemen sonra e, artık ne yapıyor insanoğlu? Üretime geçiyor. Yani tarımla birlikte üretim başlıyor ve besin bolluğu oluşuyor. Dolayısıyla besin bolluğuyla birlikte de ne oluyor? Nüfus sıçraması gerçekleşiyor arkadaşlar. Ve bir diğeri de nedir? Arkadaş günümüzden 200 yıl önce gerçekleşen sanayi devrimi. Sanayi devrimi ile birlikte neden nüfusta çok ciddi bir sıçrama meydana geliyor arkadaşlar? Neden? Çünkü bir, bir kere birçok hastalığa yavaş yavaş çareler bulunmaya başlıyor arkadaşlar. Ya bir düşünün bir kuduz hastalığı bile işte binlerce kişinin ölümüne sebep oluyordu. E gene benzer şekilde veba salgınları oluyordu arkadaşlar. Veba salgın Avrupa nüfusunun üçte biri gitti yani. E, dolayısıyla böyle e, tıpta meydana gelen gelişmeler sanayi devrimiyle birlikte ne yaptı? İnsanoğlunun ömrünü uzattı. İşte bebek ölümlerinin azalmasına sebep oldu. Bu da nüfusun ciddi bir e, sıçramaya uğramasına sebep oldu sevgili gençler. Şimdi ekstra bilgi şöyle şunları unutmayalım. Bunlar da böyle ekstra genel kültür olarak. Kuzey yarım kürede Nüfusun güney yarım kürede ol, yarım küreden fazla olması nedeni ne? Nedeni burada karaların daha fazla olması. Şimdi kuzey yarım kürede karalar güney yarım küreye göre çok çok daha fazla. O yüzden nüfusun çoğu burada. Gene kuzey yarım kürede güney yamaçlarda güney yarım kürede ise kuzey yamaçlarda nüfus daha kalabalıktır. Neden? Çünkü bakı. Bakı ne demek? Güneşe dönük yamaç demek arkadaşlar. Daha çok güneş görebilmek için ne oluyor insanlar? daha çok yamaçlara, güneş gören yamaçlara yerleşiyorlar. Antarktika'da yerleşik hayat yok. Yerleşilebilen alanlara ökümen, yerleşilmemiş alanlara ise anökümen alanlar deniyor sevgili arkadaşlar. Şimdi nüfusun dağılışını etkileyen faktörleri biz ikiye ayırabiliriz. Doğal ve beşeri faktörler. Doğal faktörler neler? İklim Biliyorsunuz insanoğlu iklimin daha uygun olduğu, daha mutedil, ılıman olduğu sahalara yerleşmeyi tercih ediyor. O yüzden mesela orta kuşaklar yani dört mevsimin belirgin olduğu sahalar daha çok nüfuslanmıştır. Yeryüzü şekilleri. Şimdi dağlık bölgeler mi yoksa düz alanlar mı daha çok tercih edilir? Tabii ki düz alanlar. Peki hiç mi dağlık alanlar tercih edilmiyor? Ediliyor. Onun da sebeplerine geleceğiz. Sonra toprak yapısı. Yani verimli sahalar daha çok tercih sebebi. Kara ve denizlerin dağılışı. E yani insanlar denizlerde yaşamadığına göre, e karalarda yaşadığına göre dolayısıyla mesela kuzey ve güney yarımkürede nüfusun bu kadar farklı olmasının sebebi ne? kuzeyde karaların daha fazla olması. Gene su kaynakları. Tabii bu su kaynakları derken arkadaşlar özellikle tatlı su kaynaklarından bahsediyoruz, tamam mı? Yani denizlerden değil. İşte göller, akarsular, yeraltı suları buralardan bahsediyoruz. <laughs> Peki beşeri faktörler ne? Tarihi faktörler. Tarım, sanayi, madencilik, turizm, ulaşım, ticaret. Bunlar ne yapıyor? Nüfusun dağılışına etki ediyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım doğal faktörlerden birincisi neydi? İklim. Ilıman iklim bölgeleri, ılıman yani ne çok soğuk ne çok sıcak olan bölgeler nüfusun yoğunlaştığı alanlardır. Mesela Asya kıtasının doğusu Asya kıtasının doğusu neyse arkadaşlar bakın Çin, Hindistan bu bölgeler şurada taradığım alanlar. Aa, gene güney ve güneydoğu kıyıları ee, yani Hindistan, işte e, Bangladeş falan. Avrupa kıtası, Avrupa'nın özellikle batısı şurası ve Amerika'nın doğu kıyıları yani şu bölge dünyada nüfusun çok yoğun olduğu yerler arkadaşlar. Sıcaklığın, yağışın ve kuraklığın çok fazla olduğu veya aşırı soğukların görüldüğü alanlarsa nüfusun seyrek olduğu kısımlar değerli arkadaşlar. Mesela şurada gördüğünüz çöl alanları değil mi? Burası Sahra Çölü falan. Bu bölge Avustralya'nın iç kesimleri. Gene bakın burada Namib Çölü, burada Atakama Çölü, Arizona Çölü buralar. Ayrıca bir de çok soğuk olan kısımlar ne? Kutuplar buralar ne olmuştur? Nüfusun az olduğu yerler yani çöller ve kutuplar takdir edersiniz ki yerleşme için çok ideal yerler değil. Dünyada yüksek alanların nüfuslandığı tek yerin ekvatoral bölge olması sıcaklık ve nemin etkisini azaltma isteği ile ilgilidir. 1000 metreden yüksek yerler tercih edilir. Şimdi eğer ekvatordaysanız demin ki şöyle tekrar bir açayım arkadaşlar. Bakın ekvatoral bölgede özellikle özellikle şu kısım. Şu taradığım kısım, burası Ekvador, Peru, Şili, bunun bölün, bulunduğu noktalar. Şimdi burada Ekvator çizgisini şöyle çizeyim size. Burada neden burası Antalları, neden yüksekleri tercih etmişler? E çünkü çok sıcak. Yani şu gördüğünüz kısım Amazon havzası. Ya bir kere sıcaklık ve nem o kadar fazla ki burası dümdüz bir alan. Yani gür orman bitkisi, burada nüfuslanmak çok zor. E burada nereyi tercih ediyor insanlar? Yüksek yerleri. Biliyorsunuz ülkemizde bile hani yaz ayları gelince insanlar özellikle e yaylaları tercih ediyorlar. Neden? Çünkü hem serin hem nemlilik az. O yüzden e yüksek yerler tercih ediliyor. Ekvatorda da aynı mantıklı arkadaşlar. Yıl boyunca sıcak olduğu için insanlar yüksek yerleri daha çok tercih ediyorlar. Gene yeryüzü şekilleri. Yeryüzü şekilleri dağlık engebeli alanlar seyrek nüfuslanmış. Şimdi bakınız bu harita, bu dünya fiziki haritası arkadaşlar. Burada gördüğünüz kahverengi alanlar ne? Dağlık bölgeler. Mesela şurası ne? Alp dağları. Devam ediyoruz, geliyoruz. Şurası ne? Himalaya dağları arkadaşlar. Şimdi bu Himalaya dağları dünyanın en yüksek sahası yani. Ee, dolayısıyla burada nüfuslanmanın çok olmasını bekleyemeyiz. Gene benzer şekilde Amerika'nın e, batısı, burası Kayalık dağları... Ve güneyde de ne var? Ant dağları. E, buralar çok dağlık bölgeler olduğu için hani nüfuslanma nispeten seyrek. Fakat bir yer istisna. O istisna olan yer neresi arkadaşlar? İşte şu kısım. Yani burası nüfuslanmıştır. Hocam niye nüfuslanmıştır? İşte az önce söyledik ya burası ekvator kardeşim. Ekvator olduğu için sıcak ve nemli. O yüzden insanlar daha çok yüksek yerleri tercih etmişler gençler. Yükselti ve engebenin az olduğu ve deniz seviyesine yakın alanlarda daha çok nüfuslanmıştır diyebiliriz. Toprak yapısı nüfusu nasıl etkiliyor? Toprağın verimli olduğu alanlarda nüfus yoğunlaşmıştır. Mesela Nil Deltası. Nil Deltası nerede? Gençler şurası Nil Nehri böyle geliyor. Orta Afrika'dan hop Akdeniz'e dökülüyor. Nil'in döküldüğü kısım hemen şurası işte Mısır'da nüfusun en çok yoğunlaştığı yerdir burası. Gene Mezopotamya. Neresiydi Mezopotamya? Fırat ve Dicle nehirlerinin arası arkadaşlar. Türkiye'nin hemen güneydoğusundan başlar. E burası da aynı şekilde ne olmuştur? Nüfuslanmıştır. Çünkü çok verimli topraklar var. Çok verimli topraklar var. Tarım yapılıyor. Zaten bunlar dünyada ilk yerleşilen yerler. Tarımın başladığı yerler. Mezopotamya. Ne var burada? Sümerler var mesela. Değil mi? Gene koca Mısır medeniyeti var burada piramitler hala sırrı çözülememiş bir şey. Yani ilk yerleşilen sahalar buralar. Toprağa verimsiz ve tarıma elverişsiz, elverişli olmayan alanlar seyrek nüfuslanmıştır. Gene buralar nereler olarak karşımıza çıkıyor? Çöller. Yani Afrika'nın kuzeyi. Bak bütün Sahra içerisinde tek yerleşilen adam gibi yoğun olan ne? Bu Nil Nehri'nin arkadaşlar bulunduğu yer. Onun dışında yok yerleşme. Benzer şekilde işte Orta Asya şurada gobi taklamakan çölleri. Gene Avustralya'nın iç kesimlerinde çöller. Bakın burada gene Namib, Atakama ve Arizona çöllerini görüyorsunuz. Buralar nedir? E, seyrek nüfuslu yerler yani. Ve gene tundra iklimiyle kutup ikliminin görüldüğü kısımlar nedir? Seyrek nüfuslanmış yerlerdir çünkü soğuk buralar. Karaveli dağılışı nasıl etkiliyor? <laughs> Kuzey yarım kürede karalar. Daha fazladır arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz dünyanın yüzde biri su, yüzde yirmi kara. Ama bu her iki yarım küre eşit dağılmamış. Kuzey yarım kürede karaların oranı yüzde otuz dokuzken, Güney yarım kürede yüzde on Dolayısıyla insanlar da karada yaşadığı için, e, Kuzey yarım kürede karalar daha fazla olduğu için burada <laughs> nüfus daha fazla. Su kaynakları. Yerleşmeler, ilk yerleşmeler genellikle su kaynaklarına yakın yerlerde kurulmuş. Bakın dünyadaki ilk yerleşmeleri harita üzerinde size gösteriyorum. Bu Nil Nehri. Tekrardan şöyle bakalım. Burası Fırat ve Dicle Nehrileri. Mezopotamya diyoruz. Şurası Indus Vadisi. Burası Ganş Hindistan'da. Ve Sarı Irmak ve Gök Irmak Çin'de. Buralar neden ilk yerleşme alanlarıdır? Sevgili arkadaşlar, çünkü çünkü su var. Tatlı su kaynağı. E hocam başka yerde su yok mu? E var. Yani şuralarda da sular var. E neden buralar tercih edilmiş? E tabii tek başına suyla değil. Aynı zamanda iklimin etkisi. Yani tarım ürünü hemen olgunlaşacak ve aynı zamanda toprak da verimli olacak. İşte zaten akarsular varsa alüvyal toprak var. E bu bölgede iklimin çok uygun olduğu bölge olduğu için ilk yerleşmeler burada olmuş sevgili arkadaşlar. Su kaynaklarının az olduğu kurak bölgelerde de nüfus seyrektir. Hemen artık pekiştirmiş olmanız lazım. Su kaynaklarının az olduğu yerler nereler? Şurası Sahra Çölü. Doğru mu? Orta Asya'daki çöller, Avustralya'nın iç kesimleri, işte burada Namib ya da Kalahari Çölü, burada Atakama ve Arizona Çölleri. Buralar nedir? Az nüfuslanmış yerler. Tarihi faktörlerine ilk yerleşmenin kurulduğu alanlar yani Nil, Mezopotamya, Hint ve Çin günümüzde de nüfusun yoğunlaştığı yerlerdir. Bakın bu haritada arkadaşlar şöyle görüyorsunuz mor yerler, bak morla gösterilen yerler nüfusun en yoğun olduğu yerler. Dünya nüfusunun en yoğun olduğu, en kalabalık olduğu sahalar işte bir kere bu Hindistan ve Çin havzası. Gene aynı şekilde Mısır'ın, Nil'in olduğu Mezopotamya, Türkiye'nin falan olduğu Avrupa bu bölgeler arkadaşlar. Nüfusun oldukça yoğun olduğu sahalar olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim nüfusun dağılışında etkili olan beşeri faktörleri. Nedir onlar? Arkadaşlar işte tarım var, sanayi var. Ee, değerli arkadaşlar, e ulaşım, ticaret, turizm gibi faktörler var. Şimdi tarımsal faaliyetler için elverişli olan alanlarda nüfusun yoğunluğu fazladır. Özellikle Güney Avrupa, Mezopotamya, Mısır yani Nil Deltası ve Hindistan. Buralarda tarih boyunca nüfus hep fazla olmuştur. Çünkü verimli tarım toprakları var. Gene sanayi devrimiyle birlikte sanayi bölgeleri yoğun göç almış. Sanayi devrim nerede başladı arkadaşlar? Avrupa'da başladı. Bugün Avrupa'da nüfusun yoğun olmasının temel nedeni nedir zaten? İşte sanayi devrimi ile birlikte oranın bir çekim merkezi olması. İşte Batı Avrupa ve Doğu Asya buna örnek. Doğu Asya dediğimiz Çin, Japonya sevgili gençler. Madencilik. Nüfusu çekiyor mu? Çekiyor. Mesela <laughs> Almanya'da ruh havzası. Ee, burada işte kömür çıkıyor. Apalaş Dağları gene kömür çıkıyor. Güney Afrika Cumhuriyeti. Johannesburg. Burada da işte altın çıkıyor. Gene kömür çıkıyor. Bunlar nüfusun yoğun olduğu sahalardır. Mesela Türkiye'de de e, nüfustan e, daha doğrusu madencilikten dolayı nüfusun toplandığı yerler yok mu? Var. Mesela Zonguldak ve çevresi. Ne çıkıyor Zonguldak'tan? taş kömür çıkıyor. Gene Batman ve çevresi. Ne çıkıyor arkadaşlar buradan? Petrol çıkıyor. O yüzden buralarda ne oluyor? Nüfus toplanıyor, yoğunlaşıyor. Turizme baktığımızda Akdeniz kıyılarında yaz mevsiminde dağlık ve kış mevsiminin uzun sürdüğü ülkelerde ise kış mevsiminde nüfus artışı oluyor. Bizim ülkemizde de işte Akdeniz kıyılarını düşünebilirsiniz. Ne oluyor? Yazın insanlar oraya gidiyor ve oranın nüfusu oldukça artıyor. Bodrum'a baktığınızda kışın nüfusu işte 50-60 bin civarındayken yazın bakıyorsunuz nüfusu bir buçuk milyonun üzerine çıkıyor. Gene kış mevsiminde kış turizmi e, ne yapıyor nüfusu arttırıyor arkadaşlar diyebiliriz. Ulaşım'a baktığımızda ulaşım olanaklarının geliştiği yolların kavşak noktasında olan yerler e, gene nüfusun yoğunlaştığı sahalar olarak karşımıza çıkıyor. Sanayi, madencilik, turizm, ulaşım gibi faaliyetlerin geliştiği yerlerde ticarette ne oluyor? gelişiyor. E, ticaretin geliştiği yerlerde ne oluyor? Nüfus artıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi dünya nüfusunun kıtalara göre şöyle bir gelişimine baktığımızda, dağılımına baktığımızda ne görüyoruz? Kıtalarımız hangileri arkadaşlar? İşte Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Avrupa, Asya ve Okyanusya. Peki nüfus en çok nerede arkadaşlar? Nüfus en çok Asya'da. Asya'da zaten biliyorsunuz dünyanın en kalabalık yeri şu kısım Çin, ve Hindistan'ın olduğu Güneydoğu Asya olarak nitelendirilen kısım. Dünya nüfusunun e, zaten Asya ne kadarını alıyor? Yüzde 60'ını. Yani her 100 insandan 60'ı Asyalı arkadaşlar. E, 10 kişiye yakını Avrupalı. 17 kişiye yakını Afrikalı. işte 5,5-6 kişiye yakını Amerikalı, Güney Amerikalı. Ve 7 kişiden daha fazlası da e, Kuzey Amerikalı ve Orta Amerikalı sevgili arkadaşlar. Yani Asya'da nüfusun oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Nüfusun yoğunluğunun en az olduğu yer neresi? Okyanusya arkadaşlar. Yani Avustralya ve Yeni Zelanda'nın olduğu kısım. Aritmetik nüfus yoğunluğu ne demek? Aritmetik nüfus yoğunluğu arkadaşlar kilometre kareye düşen insan demek. Ya da metre kareye düşen insan demek. Mesela bir yerin işte toplam nüfusunu önce koyuyorsunuz kaç kişi varsa. Yüz ölçümüne bölüyorsunuz ne çıkıyor? Aritmetik nüfus yoğunluğu çıkıyor. Şimdi nüfusun fazla olması demek nüfus yoğunluğunun fazla olması anlamına gelmez. Neden? Çünkü dünyanın arkadaşlar en kalabalık ülkelerinden ülkesi daha doğrusu Çin. Doğru mu? Ama Çin nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yer değil. Çünkü Çin'in alanı oldukça geniş. Geniş olduğu için ...aritmetik nüfus yoğunluğu da ne oluyor? Düşük çıkıyor. Yani çok düşük değil tabii de... ...hani başka ülkelerde bu oran çok daha fazla olabiliyor. İşte örneğin Bangladeş'te nüfus yoğunluğu Çin'e göre çok daha fazla. Dünya nüfusunun kıtalara dağılışına bakıldığında... ...nüfusun yarıdan fazlasının Asya kıtasında olduğu görülüyor. Aritmetik nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu kıta... ...gene Asya ama en az olduğu kıta... ...okyanusçu olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Peki seyrek nüfuslu yerler nereler? Bir de ona bakalım ve bunun sebeplerini irdeleyelim. Mesela Alaska. Bir numaralı yer değil mi arkadaşlar? Şöyle oku çıkarttım. Neden? E çünkü iklim çok soğuk. İki, Amazon havzası. Neden? E çünkü yoğun bitki örtüsü, ayrıca sıcaklık, nem ne yapıyor? Şu gördüğünüz havzada nüfusun seyrelmesine sebep oluyor. Sibirya. Neresi arkadaşlar? hemen şuraya oku çekiyorum. Neden burada sizce nüfus seyrek olabilir? E çünkü çok soğuk. Peki Orta Asya şu gördüğünüz kısım 4. Burada ne var arkadaşlar? Çöller var. 5 numaralı yer arkadaşlar. Neresi? Himalaya dağları. Biliyorsunuz burası dünyanın en yüksek sahası. E neden? Çünkü çok yüksek olunca insanlar orayı tercih etmiyor. Dağlık bölge. 6 numarayla gösterilen yer neresi? Avustralya'nın iç kesimleri. Nedir burası? Çöl. O yüzden seyrek nüfuslu. Gene Sahra Çölü Kuzey Afrika'da arkadaşlar. Arap Yarımadası aynı şekilde hemen şurada orası da bir çöl ve nüfusun seyrek olduğu bir diğer yer. Grönland'e baktığımızda Grönland soğuk olduğu için seyrek nüfuslu. Ant Dağları şurası seyrek nüfuslu. Ee, şöyle oku çekelim. Kongo Havzası bakın şurası gene tıpkı Amazon gibi yoğun nüfuslu olduğu için arkadaşlar seyrek nüfuslu oluyor. Ve Kanada o da şurası arkadaşlar neden seyrek nüfuslu? Soğuk olduğu için. Ne gördük? Arkadaşlar burada şunu gördük. Birincisi soğuk yerler. İkincisi kurak yerler. Üçüncüsü aşırı sıcak ve yağışlı yerler. Aşırı sıcak ve yağışlı yerlerde ne oluşuyor? Orman örtüsü oluşuyor. Orman örtüsü de ne yapıyor? Yerleşmeyi kısıtlıyor. Değerli arkadaşlar. Yoğun nüfuslu yerlere baktığımızda nereler karşımıza çıkıyor? Amerika'nın hemen doğu kıyıları. <laughs> New York, işte e, Miami, e, Florida, bunların bulunduğu yerler arkadaşlar. Ne oluyor? Yoğun nüfuslu sahalar oluyor. Batı Avrupa gene aynı şekilde bu ikisinin de çok yoğunlaşmasının sebebi yani Amerika'nın da Batı Avrupa'nın da nüfusun çok yoğun olmasının ana sebebi nedir? Sanayi ve hizmet yani gelişmişlik arkadaşlar. Üçüncüsü Güney ve Güneydoğu Asya. Yani Hindistan işte e, Çin şu gördüğünüz kısımlar buralar ne oluyor nüfusun yoğun olduğu sahalar arkadaşlar. 4 Japonya işte aynı şekilde Avrupa ve Amerika gibi gelişmişlikle alakalıdır. Endonezya ve Malezya burası gene çok yoğun nüfuslanan bir yer tarım ve sanayi. Kaliforniya yani şu kısım ticaretin çok geliştiği bir yer. E, Güney Afrika Johannesburg burası madenciliğin çok etkisiyle ayrıca son yıllarda çok ciddi gelişti burası. Güneydoğu Avustralya işte şu gördüğünüz kısım arkadaşlar sanayi. Bakın iç kısmı değil güneyi Avustralya'nın. Gene Gine Körfezi, şu Nijerya'nın olduğu yerler ve Nil Vadisi buralar e, yoğun nüfuslanan yerler olarak karşımıza çıkıyor. Del arkadaşlar seyrek nüfusları nüfuslu alanların oluşmasında ne etkili? Bakın soğuk iklim, yoğun bitki örtüsü Bataklıklar, okyanus ve denizler, tunduralar yani o kutuplara yakın yerler, verimsiz topraklar, yer şekilleri yani engebeli yer şekilleri ve çöl alanları ne yapıyor? Bir yerin seyrek nüfuslu olmasının ana sebebi olabiliyor. Peki yoğun nüfuslu alanların e, oluşmasında ne etkili? Bir kere idari özelliği. Yani bir yer il merkezi ise, eyalet merkezi ise burada ne olabiliyor? Nüfus toplanabiliyor. Mesela Ankara neden e, çok nüfuslandı son yıllarda? Başkent olduktan sonra Ankara çekim merkezi haline geldi. Verimli topraklar, işte Nil Vadisi gibi, e, Mezopotamya gibi su kaynakları, sade yer şekilleri, ılıman iklim ve bakı yani güneşe dönük yamaçlar, sanayi ve ticaret, limanlar ve ulaşım, madencilik, bunlar ne yapıyor? Dünyada nüfusun yoğunlaşmasına e, sebep olan yerler arasında arkadaşlar. Şimdi konu biterken biz ne öğrendik? Dünyada nüfus dağılışını etkileyen faktörleri öğrendik, doğal ve beşeri faktörleri. Yoğun nüfuslu yerleri öğrendik, seyrek nüfuslu yerleri öğrendik ve aritmetik nüfus yoğunluğunu öğrendik. Neydi? kilometre kareye düşen insan sayısı. Yani burada önemli olan şu kavramdı. Bir yerin nüfus yoğunluğunun fazla olmasıyla nüfusunun çok olması aynı şey değildi sevgili arkadaşlar. Ve ödüllü sorunuz burada. Sevgili arkadaşlar cevabını yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.